Sultanım, vakit yaklaşıyor. Şehzademiz burada kalmakta ısrarcı. Gene de biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Tavsiye nedir Yahya Bey? Turgut Reis'i ikaz etmeliyiz. Kendisi gelmese bile vaziyet almalı. Sen ne diyorsun Atmaca? Şehzademiz bu işin kan dökülmeden halledilmesini isteyecektir. Bunun için de Haliç'te kadırgaların yüzmesi şart. Saraya dönmüş yüzlerce top gücün kimde olduğunu gösterecektir. Haklısınız. Şehzademiz tahta çıkmak için payitahta yürüdüğünde deryada da üstünlük bizde olmalı. Derhal Turgut Reis'e ve kardeşlerime bir mektup yazıp önlem almalarını isteyeceğim. Ya kaptanı Derya Mehmet Paşa yolumuza çıkmaya kalkarsa? Kardeşlerimi gördüğünde kaçacak delik arayacaktır. Biz istemezsek bir kayık bile yüzdüremez onu. Maydevran Sultanımıza haber yolladınız mı? Ne vakit dönecekler? Bir süre daha Beyhan Sultan'da kalacaklar. Allah'ın izniyle payitahta valide sultan olarak dönecekler. Sultanım. Beni görmek istemişsiniz. Gel benimle. Şehzade Mustafa'ya haber ver. Bağışlayın sultanım. Anlamadım. Ne maksatla haber vereyim? Payitahta gelmesi için icap eden mektubu yolla. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Hünkârımızın arzusu bu. Onun adını sayıklıyor. Buna mani olamam. Bu tahtı Şehzade Mustafa'ya altın tepside sunmak olur. Tek bir yanlış karar, tek bir gaflet istikbalimizi karartabilir. İktidar, taht kıymetli. Lakin benim için hünkârımızın isteği her şeyden daha mühim. Hele ki Allah esirgesin. Bu son isteği olacaksa. Şehzade Mustafa'yı payitahta çağır. Gel. Rüstem Paşa geldiler. Gelsin. Sultanım. Neden geldin Rüstem? Kızımın yanındaydım. Son hadiselerden mütevellit hasret kaldım. Beni görmeye neden geldin onu soruyorum. Beni de özlemedin herhalde. Bilmen icap eden bazı hususlar var. Yoksa babam? Hayır. Hünkârımızın durumunda bir değişiklik yok. Söyleyeceklerim Hürrem Sultan'la alakalı. Anlaşılan o ki Şehzade Bayezid'den vazgeçmiş. Gönlündeki yeni taht namzeti Şehzade Selim. Thank you.
karşısında beni bulacak. Ben ölmeden senin ölmene izin vermeyeceğim Süleyman. Allah benim ömrümden alıp sana verecek. Ağızlarından işitmeseydim asla inanmazdım. Bu da yetmezmiş gibi Şehzade Mustafa'nın da payitahta gelmesini emrettiler. Anlayacağınız sultanım, Hürrem Sultanımız artık saatli düşünemiyor. Selim olmaz. Validemle konuşmam lazım. Bu fikrinden dönmeli. Bu işe yaramaz. Zinhar fikrini değiştirmez. Yalnız kaldın Mihrimah. Yalnız kaldım öyle mi? Daha düne kadar Bayezid'in tahta geçmesi için varını yoğunu ortaya koyan sen değil miydin? Şimdi taraf mı değiştirdin? Bu sana bağlı Mihrimah. Eğer Hürrem Sultan'a karşı hareket edeceksem bunu tek başıma yapmam mümkün değil. Birlikte olmalıyız. Tıpkı eskisi gibi. Bu bir tehdit mi? Anlaşma diyelim. Teklifim bu. Ya... Evliliğimiz devam eder. Ya da yollarımız tamamen ayrılır. İnşaatı yerden kopsun. Umurumda değil. Selim'in tarafına geçeceksin öyle mi? Onu eskisi gibi kollarsan, istediğini alacaksın.